şarkıyı kapatacağım. Mikrofonu. Yoksa bizim paramız gidiyor.
Arkadaşlar şimdi müzik bitti. Son 2,5 son 3 dakika diyebilirim. Evet, Fenerbahçe seyircisi yerini aldı. Şu an yavaş yavaş da geliyor. Maç başlamak üzere. Seride 1-1 olan yarı finalde bugün 3. seri karşılaşması Fenerbahçe-Beşiktaş arasında olacak. Evet, ilk takım Beşiktaş şimdi sahaya. Evet, A takımından başlıyoruz. İlk 5'i saymaya. Abidi, Ferit, Kinem. Evet, 3 kenarda Hasan Sayari ve Yamaç görüyorum. Evet, ilk 5 böyle. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Bulut, Zafer, Kaan, Cafer ve Baran. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Yorumlarınızı arada okuyacağım. Yazmayı unutmayın. Beğeninizi ve yorumlarınızı. Maç hakkında da yorum yapabilirsiniz. Evet, Fenerbahçe seyircisi şu an bir pankart açtı. Sefa Reis'in kardeşleri izlemiş. Genç FB taraftarı. Evet, ses geliyor galiba büyük ihtimalle. Ben hemen... Evet, maçımız başladı. Kaan hocama, Can hocama başarılar diliyoruz. Ve oyuncularına. Kaan'dan ilk güçlüğü geliyor. Evet, aldı Hasan Sayari. Uzun pası. Yamaç ama Kaan ve Zafer oradaydı. Fenerbahçe'den geldi. Yamaç'tan. Pardon, üçlük geldi. Zafer. Evet, son 5 saniye. Bulut. Cafer aldı mı? Evet, Cafer aldı yücümrü bantını. Evet, Bulut'a verdi ama Bulut şu an iki atışta. Evet, görüntü falan büyük ihtimalle iyidir. Evet, tahmin ediyorum.
Beşiktaş'ın ilk sayısı Bulut'tan geldi. Cafer mi? Cafer düştü. Saniye, 2 saniye. Baran alır mı? Evet, Baran galiba Baran faul yaptı. Evet, 7 numara formalı Baran ilk Fenerbahçe ilk takım faulü aldı böylece.
Çelik'ten uzun bir pas. Tam Yamaç'a. Evet Yamaç. Faul bekledi Yamaç. Hızlı başladı. Tam şöyle bir baktı. Bulut'a verir mi? Evet topu çaldı. Abi dip pot altında. Evet mola geldi. Sanırım Fenerbahçe'den. Evet Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'ye çevirelim. Evet Murat Çakmak kardeşim oluyor. Başarılar Beşiktaş. Kendisi Beşiktaşlı. Koyun Beşiktaşlı. Evet onun ilk yorumunu aldık. Kardeşim Murat'tan. Servet Köse biz de Fevzi Reis'in kardeşleriyiz. Teşekkürler. Servet Köse. Bizim değişmez seyircimiz, destekçimiz Servet Köse. Şerafettin Coşkun, başarılar dilerim Beşiktaş'ım. Muhammed Kaplan, Sefa Reis'in kardeşleriyiz. Ali Özçelik, selamlar, saygılar. Yani, Sefa. Ali Özçelik, selamlar, saygılar. Evet, güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Maça döndük. Hemen. Fenerbahçe uzunluğuyla. Evet Beşiktaş Baran araya girdi. 2'ye 1 yakaladı Baran. Evet Baran başarısız oldu. Güzel de gidiyordu aslında. Bir üçlük mi geliyor? Hasan Sayari şöyle bir baktı. Evet hücum ribaundu Baran. Savunma ribaundu Baran'da şu an. Kaan. Zafer. Evet baskıya rağmen Bulut'a verdi. Ve Bulut pot altında. Başarılı bir atış. Evet abi diğerde. Umarım iyidir. Zafer'e evet, kapatma verdi Zafer'e. Zafer'in faali takımın da ikinci faali oluyor. Ne düştü? Pot altı. Başarılı mı? Yine aldı. İki denizcisine üstünde başarılı. Yamaç. Bulut tek el. Başarılı. Pot altında Bulut. Çok skorer oynuyor. Boyunu da kullanarak rahat bir atış gerçekleştiriyor.
zafer alın. Evet aldı. Abiden bir baskı. Evet. Bulut. İkinci sayısını attı. Sonucunda Beşiktaş'ın. Evet, durumu 12-7. Farkı 5'e çıkardı Beşiktaş. Hasan Sayari. ABD önünde yardım ediyor. Blok kurdu kendisine. Panyalı bir atış. Başarılı. Hasan Sayari'den. Hemen başladı Beşiktaş. Tamam. Bunu içeride mi? Baran. Baran'dan bir başarılı. 9-14 fark 5'e tekrar çıktı Baran'ın bu sayısıyla. Ferit. Tamam. Sayarının bir arabası arızalandı sanırım. Tekerlerinde sorun var. Soruna çözüm bulamadı herhalde. Sağa döndü Hasan Sayari. Son bir dakika. Fark 3. Ve Cafer faul bekledi orada. Evet gider mi? Evet faul. Abidin'den faul. Can Zafer'e topu atarken ABD'den bir müdahale geldi. ABD'nin ilk faali, Beşiktaş'ın da takım faali olarak ilk faali oldu. Fenerbahçe'nin daha öyle diyeyim. Evet son 30. Zafer'den başarılı bir atış izledik. Farkı 6'ya çıkardı Zafer bu üçlüyle. 17-11. Yamaç'tan İranlı bir oyuncu Fenerbahçe'nin, Türk vatandaşı olduğu için de adını Yamaç olarak aldı. Yamaç Yüksel.
maça verimli vazgeçti. Kendi topunu kullanıyor. ABD hücum ribantına. Evet kaybetti. Evet geri aldı Hasan. Yamaç. Evet Yamaç. Hemen skorboard'a dönüyoruz. Fenerbahçe için bu son hücum 3 sayıyla beraber farkı 3'e indirdi. Hücum ribantlarında başarılı oldular. Baskıya rağmen sayı yapmayı bildi Fenerbahçe. ABD ile. Evet yorumlara hemen bakıyorum neler yazılmış. Nurcan Efetür bir İzmir takım olarak BJK demiş. Nurcan Efetür kaydı BJK. Fenerbahçe bir şu takımların hiç olmazsa arada sponsor isimleriyle birlikte lafını izledim. Bu sporun geçmesi için sponsorlar çok önemli. Evet bu konuda talep gelmediği için biz yapamıyoruz. O yüzden sponsor olarak bir şey diyemiyoruz. Şu an zaten formada sponsorların isimleri bulunmakta. Tabi bu da bir fikir, güzel bir fikir diyorum. Senede bir böyle bir öneride bulunmuş olabilir, neden olmasın. Fikirleri açız. Uygulanabilir olduktan sonra uygulamaya da geçeriz. Onda hiç sıkıntı yok. Yeter ki talep olsun. Zaten ben yakın çekim yaptığım zaman mesela ısınmadarda veya başta sponsoru direkt ekrana yansıyor. Bu da bir bizim için şöyle bir talep gelsin yani bize buna bildirebilirler yani bu karşılıklı konuşarak yapılacak şeyler bunlar. Teşekkürler Bekir Solmaz. Sizinle daha güzel diyoruz. Bu spor. Bu arada hemen ilk sayı Fenerbahçe'den farkı evet Zafer'den bir hemen bir cevap geldi Beşiktaş'tan Zafer'le 14-19 fark 5. Karşılıklı basketleri izliyoruz her iki takımdan. Fenerbahçe ikinci periyot biraz daha hareketli görüyoruz. Bulut. Sanırım ABD ikinci faulü bu. 13 numaralı. Evet ilk faulü görünüyor. Şu an ilk faulü. Zafer'de bir üçlük daha geldi. Evet 3 tane üçlük Beşiktaş'tan. İkisi Zafer'den. Bu da 9 puan. 9 sayı demek. Müthiş bir şey. İkinci periyon ilk dakikaları evet. Yamaç'tan hemen bir cevap geldi Yamaç'tan. Zafer yine üstlükle geliyor. Evet karşılıklı üstlükler istiyoruz. Evet başarısız ama bu sefer ribaundu Fenerbahçe aldı. Yine Kinem zor pası verdi. Yamaca Ferit. Oo. Evet
hocam çok sinirlendi bu karara. Çünkü düşerken verdi. Evet Can hocam. Evet buna steps verdi. Oyuncular veya Can hocam sinirlendi, yönetim, kenar yönetimi bu karara. Baran, evet sol eller sayı attı Baran. Beşiktaş. Evet galiba Bulut'a verdi. Bulut veya Baran geri çekme vermesi lazım. Evet Bulut'a geri çekme verdi. Takımın ikinci, birinci faali Bulut'un da birinci faali bu. Evet İbrahim'i kenarda görüyorum. Pardon. Evet. İbrahim sayarı da değişti. Hemen yine bir değişim var. İbrahim sanırım. Evet yeni fark ettim. İbrahim sayarı değişimi. Şu an evet hayır yamaç değişimi oldu. Geldi Beşiktaş takımına. Konuşmalar durumunda teknik faul vereceğini söyledi. Uyarı geldi Şansal Hoca'dan. Tutma verdi. İbrahim'den ilk atış başarılı. Evet kenara İsmail ve Semih görüyorum kenarda. İkide iki izledik İbrahim Yavuz'dan. Evet oyuncu değişimde İbrahim ve Yamaç. Semih ve İsmail içeride. Evet kimleri görüyoruz? Bulut, Cafer dışarıda. Deniz ve Gökhan oyunda arkadaşlar. Böyle bir değişime gitti. Kaan Hoca. Karşılıklı rotasyonlar geliyor. Abi'den bir şut. Evet farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe bu sayısıyla. Zaten
Zafer, Baran yardım etti. Verir mi? Evet, kaçın. Yine Zafer. Fenerbahçe topa çıkıyor. Deniz şut mu geldi? Evet, hücum ribaundu İlhan'da. Birebir verdi. Paylaşılamayan top. Evet. Top yine Beşiktaş'ın. Beşiktaş'tan bir top kaybı gördük. Fenerbahçe için bir fırsat. Öne geçmek için. Evet, önde karşıladı Baran ve Deniz'le Fenerbahçe'yi. Baran yine ribaundlarda her zamanki başarılı. Deniz farkı 5'e çıkardı. Beşiktaş geldi Fenerbahçe'nin bu atışına.
Seçeli. Evet, güzel. Fenerbahçe şu an 2 sayılı önde. İlhan Deniz beraberliği sağladı. Beşiktaş tam sağ baskıya başladı. Yamaç bir sayı öne geçirmeyi bildi. Yamaç bir üçlüyle. Evet, bir top kaybı Beşiktaş'tan. Yamaç kaçırdı bu. Can Hoca fena kızdı, fena sinirlendi, inanılmaz sinirlendi Can Hoca. Evet, yorumlar neler yazılmış. Fevzi Baba kolay gelsin, bu spor seninle güzel, sizde daha güzel diyoruz. Mola mı geldi? Evet, mola geldi. Şahin abimiz iyi yayınlar demiş. Fevzi, final maçı tarihi ve saat belli mi? Evet, 21'de değil mi? Finaller 21'de mi? Ha? 16 mı? Ya 16'da anı mısın? Finaller 3-4 ilk maçı 16'sında. Finaller 16-17-18 olarak tarihlendirildi. Evet, 16-17-18'e de organizatör müdürümüz Akın. Batuhan Demir, spikerlik ve sus, maçı sessiz izleyelim lütfen demiş. Ya sessiz izlemek istiyorsanız sesi kısabilirsiniz. Sesimizi kısamayız. Bu konuda bizden istek, bu konuda istek bildirmeyin lütfen. Kerim abi, Bağcan oyuncusu Kerim abi iyi yayınlar demiş. Oyun stili yok. Kalite oyuncuları atarsa bakıyor. BJK dar kadroya rağmen oyun tarzları var ve oyunlardan sadık kalıyorlar. BJK kenar yönetimi tebrikler. Fener kenar yönetimi maalesef kötü demiş. Fenerbahçe bir yorumcusu. Bahar Türk'ten kalp göndermiş. Yiğit Çağlar, hadi Fener. Nurcan Efe Türk, hadi Beşiktaş demiş. İzzettin Aktaba, iyi yayınlar, yüreğinize sağlık. Nurşen Tarsoğlu, güzel bir maç oluyor. Hak eden kazansın. Evet, biz de öyle diyoruz. Hak eden kazansın. Son bir dakika ilk yarı için. Pot altı Gökhan'a verdi. Gökhan, evet, İlhan Kerim. Arkadaşlar, sessiz olamıyoruz. Bu konuda talep etmeyin. Sesi kısabilirsiniz. Çok zor bir şey değil bu. Thank you.
teşekkür ediyoruz. Uğur Uzgan. Abi iyi misin? Zafer'le Yamaç. Ne oldu göremedim ekranı yaklaştıracağım diye. Evet bir... Evet bir sportmenlik dışı faul mu diyelim? Bir hareket mi? Çok hakim olamadım ekrana. Evet sağlıkçı. Müdahale var sağlıkçı. Tamam ihtimalle değişim olmalı. Evet oyuncu değişimi. Evet, Serkan hocamız yerine geçmesini istiyor kenar yöntemin. Evet, her iki takıma da yerlerine geçmesi konusunda uyarı geliyor Serkan hocamına. Evet, Yamaç'a müdahale var sağlıkçı tarafından. Mecburi değişim olacak, oyuncu değişimi. Evet, sportmenlik dışı Zafer'e verildi. Çok gergin, stresli bir maç. Oyuncağın biraz sakin olması lazım. Evet, oyuncu Yamaç sayarı değişimi var. Yarının ilk son 14 saniye kala maç durdu. Evet. Zafer çok sinirlendi. Biraz sakin olması lazım. Zafer'in çok değerli bir oyuncu Beşiktaş'ı. Evet Zafer. Evet. Dışarı çıkar, soyunma odasına gitti. Evet, oyuncu değişimi bekledi hocam. Bir daha hocam. Skalifiye aldı Zafer. Skalifiye aldı. Ama Skalifiye bir tane aldı. Tamam, bir daha çaldı. Öyle mi? Skalifiye aldı sonra. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi çıkıyor musun Skalifiye? Hani yok. O maçta. Bir teknik bir sportmenlikle Zafer'in oyun içinde kaldığını söyleyebilirim. Bu maçta diskalifiye aldı. Bir teknik, bir sportmenlik dışı. Evet, Zafer maalesef bir teknik ve bir sportmenlik dışı faaldan dolayı oyun dışı kaldı. Zafer için büyük bir özür diliyorum. Beşiktaş için büyük bir kayıp. Yani ben göremedim yaklaştırım diye şeyi istedim. Tekrarına bir baksana. Tekrarına bir baksana. Zaten kalsaydın görürdük. Bak buradan. Biraz daha. Evet bakalım nasıl oldu. Ne yapmış Zafer'den? Ha şurada. Orada orada aldım. Burada. Aa bulmuş mu? Evet maç başladı arkadaşlar. Durum 34-34. Son 2 saniye.
Evet, ilk yarı sonucu. Hemen ben bu arada süreyi de düzelttim. Evet, ilk yarı sonucu. Hemen görüyoruz. Önce sahaya bir bakalım. Evet, hızlıca gitti Beşiktaş. Evet, hocam da kenara geldi. Beğendim hemen skor bordu. Evet, hemen yorumlara geçiyorum. Yani Zafer'in teknik faul alması, sporların için faul alması tabii ki de orada sahanın içerisinde nasıl yapması o yaşandı onu tabii biz haber bizim sayılı doğru hocam. Sayıda herhangi bir sorun oldu ben düşünmüyorum şu anda. İki son atışta zaten sayı. Aynen. Bir teknik de sporlar. Hocam bir silahı bırakmak isterseniz şimdi. Bakmak istersen hocam pozisyon burada var. Ben göremedim. Çok rahat bir şekilde. Burada olay oldu. Biz burayı yıkmayamadık. Sonra ben gördüm ha. Bak şimdi ikisi de teknik var. Şuna da sportmenlik düşecek. Niye vuruyorsun adama? Zaten dayılandı. Evet. Yani maçın atmosferinden biz tabii ki de pozisyonu... Maçın atmosferinden tabii ki de biz pozisyon takip ediyorduk. Topun olmadığı bölgede bir çekişme oldu Zafer'le Yamaç arasında. Daha sonrasında Zafer'in Yamaç'a yapmış olduğu bir hamleden dolayı iki oyuncu da önce teknik faul çalındı. Daha sonradan da Zafer'in yapmış olduğu hareketten dolayı sportmenlik faul çalınarak Zafer'in diskriminasyonuna sebep oldu. Bu Beşiktaş için üzücü bir olay. Kararın doğru olup olmadığını tabii ki de biz tartışamayız ama görülen o ki Beşiktaş tarafı bundan yara almış alacak durumda. İnşallah herhangi bir iki oyuncu arasında iki takım arasında herhangi bir çekişme olmadan, herhangi bir tartışma çatışma olmadan atlatmalarını diliyorum. Ben kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar ben yorumları okumaya devam edeceğim. Evet, iyi yayınlar, üzerinize sağlık. İzmit'in Akbaba, Uğurlu Rüzgar, abi iyi misin? Evet iyiyim, çok şükür, çok iyiyiz. Her şey güzel. Recep Kartal, emeğinize sağlık. Selamlar. Kerim Abul, sağlık. Emeğinize sağlık, aklınız ödenmez. Ercüment hocamız, dört uzun oynamaya alışınca böyle o işte. Evet, maç yorumlarınızı sizden rica ediyoruz. Oyuncu, kenar yönetimi, bu konuda siz serbestsiniz. Saygı sevgi çerçevesinde bu yorumları yapın. Bizim için değerli yorumlar bunlar. Veysel Ertek, kolay gelsin, yayınlar diliyorum. Hüseyin Sağ, hiçbir şey tek taraflı değil bence. Onu üstüne, Zafer'in üstüne oynadı Yamaç. Bu da bir düşünce. Hüseyin Sağ, Kerim Abul, ağır ya ağır ya karar. Metin Eker falan gibi bir maç. Evet, doğru. Dursan Duru, zevkli bir karşılaşma. Aynen. Metin Eker final gibi bir maç yine. Aynı tekrar etmiş. Cüneyt Avan, kendi oyuncularımıza yabancı muamelesi yapıyoruz. Çok yazık demiş Cüneyt Avan. Böyle bir yorum yapmış. Cüneyt Avan, maç bitti bence. Yani görüş olarak saygı duyuyoruz. Servet Köse, her iki oyuncuyu da atması gerekiyordu. Tek taraflı karar verdi hakem. Hüseyin Sağ, bence Zafer Yamaç nasıl bir ifadede bulundu, tepki bir şekilde verdi. Zafer hakem kararı tek tarafı verdi, yazık. Ben solda hücum, yani şey sahasında sol taraftayken ben
Zafer'le yamacın birbirine bağırdığını fark ettim. O an kameraya çevirdim. Sonra tabii ben o hareketi görmedim. Tekrarında gördüm. Zafer bir müdahalede bulunmuş eliyle. O arada tabii birbirlerine bağırıyorlardı. Hani amaçsız olarak ne dediklerini bilmiyorum. Bağırıyorlardı. O an Zafer eline götürdü. Tabii ki oradaki diyaloğu bilmiyoruz. Belki amaç bir şeyler dedi. Belki Zafer bir şeyler dedi. İkimizsiz de bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Tabii bu oyunun stresi. Biz de oyuncu olduğumuz için bu olayları biz de yaşadık. Bir şekilde küçücük bir kılıcım taş tarafı atışlamaya yetiyor. Bunu kontrol etmek çok zor gerçekten. Her iki tarafta kazanmak için çabalıyor. Hırs var. Tabii emeğin karşılığı da almak istiyor her iki takım. Turul Çağrı bence iki tarafı da açılması, tarafın da açılması derken çalınması yazması lazım. Öyle yanlış yazması. Yazdığını düşünüyorum Turul Çağrı'nın. Hüseyin Sağ bu oyuna, bu maça yakışmayan bir karar. Serhat'ta çok ağır bir karardı. Bayram Yılmaz, en üst ligde forma giyip üst düzey bir takımda oynuyorsun. Amatörce oyundan atılıyorsun. Böyle bir maç da demiş. Turul Şahin bence iki tarafın atılması lazım. Daha boş yere yamaça vurmaz. Yani Zafer'den bahsediyor. Bahri Kanık, oyundan hangi takımın oyuncusu atıldı? Beşiktaş'tan Zafer. 10 numaralı oyuncu. 3 puanlı bir oyuncu bu. Beşiktaş'ın. Bayram Yılmaz, hocam ne olursa olsun yapmaması gerek, küfür dahi ettiyse demiş. Evet, tabii ki bunlar bizim tahminlerimiz. Seyircilerimizin tahminleri. Rahatlıkla yazabilirsiniz, yorum bulunabilirsiniz. Servet Köse kısacası her iki oyuncuda diskalifiye olması gerekirdi diyor. Bayram Yılmaz, hocam ne olursa olsun yapmaması gerek, küfür dahi ettiyse, evet okuduk. Samsun'dan Albay Nuri'ye selam, hayırlı yayınlar dilemiş. Sporcularımız sakin olması lazım. Evet, biz de öyle diyoruz. Sakin olan, az hata yapan, sonuca giden bu maçı alacak. İyi olan alacak diyoruz. Evet, Beşiktaş kadrosu şu an. Büyük ihtimalle Volkan mı çıkacaktır? Yasemin veya Supiye'den biri. Tabii diğer oyuncuları tahmin edemeyiz ama. Kaan hocam oyuncularını topladı. Onun takımının başında Kaan hocam. Kendi kontrolü altında. Böyle durumlarda hocalar daha çok önem taşıyor. Oyuncularına karşı sakinleştirmek gibi diyelim. Evet, Kaan hocaya da büyük iş düşüyor bundan sonra. Oyuncuları sakinleştirmek. Öyle almak istiyorsa tabii ki sakin olmak en iyisi. Beşiktaş için söylüyorum.
Evet. Nasıl bir kadroya çıkacağını az sonra göreceğiz Beşiktaş'ın. Şu an Kaan Hoca'nın bütün planları alt üst oldu diyebilirim. Bakalım nasıl bir oyun sergileyecek. Pardon, eksi. Evet, ikinci yarı maç yeniden başlıyor diyebiliriz. 34-34 sonuç şu an. Başladı. İlk hücum Fenerbahçe'den. İlk sayıda ikinci ara Fenerbahçe'den geldi. Baskı tam sağa. Bentümen ile başladı Fenerbahçe. Kötü düştü seni. Kaan mismatch. Evet, hemen tekrar Kaan geldi. Gökhan son 8 saniye. Deniz çok güzel devirdi. Baran hücum ribaundunda. Murat Yazıcı. Gökhan, pardon, Yamaç tek başına rakip sahaya geldi dribblingle. Evet, dışarıda. Geliyor. Pas geldi İlhan'a, pot altı. Ve başarılı. Beraberliği de sağladı böylece. Evet, sanırım gürültü yapıyor diye uyarı geldi. Evet, yapamazsınız diyor. Can hocam sakin olmanı söyledi oyuncağına.
sefer bunak yazıcı yerde. Hocamız bey atıyor. Mertem hocama teşekkür ederiz buradan. Hasan Sayari, Ferit ve Kinem oyuna girdi. Abedi sanırım. Kinem. Evet, Kinem faul. İlk faulü aldı Kinem. Uzayabilir arkadaşlar böyle giderse. O top kaybı abiden. Baran aldı. Baran'dan bir baskı. Tamam. İlhan aldı topu. Baran ters sünüke mi atar? Olmadı. Fenerbahçe yine Yamaç'la. Rakip sağda. Yamaç. Denizli. Evet, Deniz'den bir faul. Deniz'in ilk faali, takım faalinin de ikinci faali Beşiktaş'ın.
Beşiktaş bu hücumda boş döndü. Beraberini sağlayamadı bu hücumda. Evet, Feridelerin mi, Abedi mi? Abedi aldı tek elle. Evet, Varan'dan bir müdahale, blok. Ve Deniz aldı. Varan zor topu Deniz'e ulaştırdı diyebilirim. Müthiş bir şeydi. Evet, Kaan'dan üçlük mü? Baskı geldi Hasan Sayari'den. Deniz. Evet, pas gider Hasan Sayari'ye. Evet, Deniz aldı. Gökhan. Fenerbahçe bu atışıyla, bu hücumuyla farkı yok, almıyor. Şarjı bitmiş. Sorun değil. Yani Feyza abi şöyle söyleyebiliriz. Çekişmeli bir maç geçiyor. Beşiktaş'ın atarının olmaması, atar tarafının zayıf olması Fenerbahçe'ye yaradı. Zaferi çıkması Fenerbahçe'ye yaradığı gibi görünüyor. Beşiktaş savunmada iyi işler yapmasına rağmen hücumda bitirmeyi henüz daha beceremedi. O yüzden biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de Gökhan'ın kaçırmış olduğu boş türke Beşiktaş'ın kırılmasına sebep olabilir. Henüz fark yok oyunda, oyun ortada. Ama Beşiktaş'ın atar tarafının, hücum tarafının biraz daha etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha süreyi oynayan ve boşu bulmaya çalışan Beşiktaş daha etkili bir basketbol ortaya koyabilir. Fenerbahçe tarafında ise savunma zafiyetlerinin olduğunu görüyoruz. Ama bunu hücumdaki hücum boyuyla ve atıcılarının netliğiyle kapatlayabiliyor. 4 sayılık bir fark var. Bakalım bu adam nasıl olacak Beşiktaş? Akın'ın güzel yorumlarına teşekkür ediyoruz. Albanyoli'den mesajlar geliyor yine. Selamlar kardeşim demiş. Evet, ABD'nin ilk sayısı, ilk atışı sayı. Farkı 5'e çıkardı bu atışıyla ABD. Evet, topu çaldı. ABD tek el yine. Evet, ABD bir pozisyonda faulünü attı. Dibantan alan Beşiktaş'ın pasörsü yapmayı bildiği stilini yaptı ve ikilik sayısı atarak üst sayıda oluyor. Kaan buna karşılık verecek mi derken Kaan'ın üstlüğü adeta karşılık oluyor. Şu anda skor hala 4 sayıda. Özel karıştırdı galiba biraz atalı. Skor konusunda ama 46-42 skor tabelinde öyle gözüküyor. 34-34 gibi serdi bu yarıya. İki takım da lise yapmaya başladı. Ve Yamaç sayısını buluyor. Farkı 6 sayı çıkardı. Yine üçlü geldi değil mi? Kemal, Kemal Şafak ikinci üçlüğünü atıyor. Evet, iki üçlük. Bu
farkın açılmasını engelledi kanun bu ışıklarıyla. İlhan Gökhan çıkıyor. Volkan ve Cafer giriyor. Volkan'ın girmesi biraz olsun takımı hızlandıracağını düşünüyorum açıkçası şu anda. Evet, ben Volkan'ın ikinci ara girmesini bekledim ama Kaba Hoca'nın takdiri bu. Şimdi Volkan sahada diyoruz. Devamlı atışı çok iyi Deniz'in, Panyalı. Volkan hayır diyor, yapmadım diyor. Candan geliyormuş bu ısırt. Ben de bu ısırt dinlen geliyor diyorum. Can Hoca yapıyormuş. Takımını yerleştirmek için, takımın set sakinleştirmek için bu Can Hoca bu ısırt çalmayı. Bundan gidip fark etmişler. Evet, çok çekişmeli bir maç geçiyor açıkçası. Evet yani. SYK'da indirdi Beşiktaş farkı. Farkın açılmasına izin vermedi Kaan Kemal. Peş peşe attığı üçlüklerle Beşiktaş'ı ayakta tutmasını bildi. Evet, beklemiyordum bu böyle bir mücadele. Daha sertleşti, daha hızlandı. Ben şimdi birkaç yorum okuyorum. Bari Kaan'ın arkadaşlar oyundan kim atıldı demişti. Evet. Dördüncü çekiliş ağa sportmenlik dışı çalıyor ve sportmenlik dışı temas gerekir küfür gibi durumlarda teknik verilir. O küfür ediyorsa sen de edersin. Yabancıların aralarındaki küfürleşme duysanız ufkunuz açılır demiş. Evet, böyle bir yorum gelmiş. Dördüncü teknik şahıs. Şerefin Coşkun Yamaç hiç mi bir şey yapmadı? Karşı teknik alınmalıydı. Yazıklar olsun hakemlere. Fener yönetimi hepsi sahanın içinde. Hüseyin Sağ, bence Kaan Hoca ve Beşiktaş tebrik ediyorum. Sakinliği daha kontrolden dolayı demiş. Hüseyin Sağ, evet, o da ayrı bir konu. Nasıl yönetim sahaya girebiliyor? Hüseyin Sağ hepsi sahadaydı. Atet Ercan, iyi yayınlar, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Murat Oğuz, bu güzel yayın için teşekkür ederiz. Hadi Beşiktaş, haydi Baran abi. Hüseyin Sağ, helal, helal Baran demiş.
Bedriye Yazıcı. Bedriye Yazıcı benim ablam. Maşallah çekmiş sağ olsun. Hüseyin ise maşallah helali baran. Bedriye Yazıcı. Bedriye Yazıcı ablam oluyor. Başarılar dilemiş. Evet, ailemden de maçları izleyen var. Bana destek olan var. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kendileri Almanya'da. Almanya'dan bize destek veriyorlar. Evet, dördüncü ve son periyot. Bakalım sonuca kim gidecek? 10 dakika sonra göreceğiz. Evet, İbrahim'i sağda görüyoruz. Evet, son anda çıkardılar. Ben bir türlü ayarlayamadım. Mücafer, faul. Evet, 11 numara. Cafer'in ilk faulü görünüyor. İsmailer ve İbrahim içeride görüyoruz. Yamaç ve Ferit dışarıda. Hayasan Sayari'den Panyalı bir atış izledik. Deniz, Kaan. Evet, ışık bırakmıyorlar atması için. Volkan, tekrar Deniz. Son 3 saniye. Kaan'dan zor bir atış. Başarılı olamadı. Yine Beşiktaş eli boş dönüyor sahasına. Son 4 saniye. İsmail. Evet, fark 6'ya çıkardı. Fenerbahçe İsmail'in atışıyla. Volkan tek gidiyor. Evet, Volkan'ın bu atışları çoktu. Biliyoruz ama bu sefer olmadı Volkan. İsmail'den ikinci bir sayımı. Abedi faul. Abedi'nin ikinci faulü. Oyuncu var İlhan, Deniz. Bir üçlü daha mı geliyor? Evet, Hasan Sayari'de top. Baskı geldi İlhan'dan. Hücumuyla farkı açmaya devam edecek mi Fenerbahçe? Göreceğiz. Son. Volkan 3'e 1 yakaladı Beşiktaş. Kaan. Oo, İbrahim kesti. Semi aldı topu sonunda. Abedi. Tekrar İbrahim. Evet, sakin olun dedi İbrahim. Sete yerleşti Fenerbahçe. İsmail.
Fenerbahçe başarılı olamadı bu hücumlarında. Kaan, Volkan. Evet, karşılıklı top kayıpları görüyoruz. Daha doğrusu sonuçsuz bir hücum oluyor her iki takım için. İbrahim boşluğu gördü ama geri vazgeçti. Kaan ve Volkan kapatmıştı. Sayari yine boş dönüyor Fenerbahçe. Evet, çok uzun bir pas. Evet, son 2 dakikadır sayı yok her iki takımdan. Evet, iki takımlarda yorgunluk bölgeleri göstermeye başladılar. Özellikle Betüş yaptıkları maçlardan sonra sol çeyrekte sayılar gelmeye başladı. Evet. Fenerbahçe'nin 6 sayılık üstünlüğü şu anda biraz daha rahat olması gerektiğini gösteriyor. Evet, grup Volkan değişimi var. Sayari, tekrar İsmail, İbrahim son 10 saniye. İbrahim Yavuz'un 3. faulü bu. Kaan, pot altı başarılı. Sayı da güzeldi Beşiktaş için. Farkı 4'e indirmeyi bildi. Pardon, 6 diyelim. Oo! Sayıyı gördün mü? İnanılmaz bir sayıydı. Son 6 saniye, son 5 saniye, evet alamadı bir Cafer pası, çok önüne düştü çünkü. Son 5 saniye. Tekrar aldı. 14 saniye kazandı Fenerbahçe hücumda. ABD'ye verir mi? Kendi atacak. Evet, farkı
11'e çıkardı Fenerbahçe. Evet, zaferin olmaması Beşiktaş'ın direncini kırdı diyebiliriz. Rotasyonlarda Beşiktaş çok tutturamadı fazla bir şey. Sonuca gitmekte zorlanıyor Beşiktaş. Evet, mesajları okuyalım hemen. Üçünü kaçırdık, izleyemedik demiş. Önder Nadir izleyemedik. Son üç ligi Feyza Dalamay'ın kameranın görevini yap demiş. Evet, piyasa doğru söylemiş. Evet, ben de Baran çok hızlı girdi Baran. Evet, kaçırdık birkaç kere çocuklar. Fark açılıyor ve zaman daralıyor Beşiktaş için. Kaan'a ışık attırmayacaklar. Kesin üzerine çıkıyorlar. Bütün Fenerbahçe diyebilirim. Kaan'ın üzerinde. Evet, son 7 saniye. Kaan, inanılmaz bir atış. Kaan'dan izledik. Yani zor atış. Işığı da dışında da attı. Baskıya rağmen Kaan'ın bu güzel ışığını izledik. Evet, farkı da ona indirdi bu atışıyla. Kaan, evet, faul. Kim? Sanırım İlhan. Evet, İlhan. Üçüncü faulü İlhan'ın. Şu an Kaan Şafak 14 sayıyla takımın en skor oyuncusu oynuyor şu an. Ve Yamaç da 27 sayıyla takımına destek vermiş. 11 saniye var. Evet, Abedi içeride. Evet, aldı. Baran hücum ve savunma ribatlarında çok iyi. Hiç taviz vermiyor ribantlarda. Evet, İkhan'ın üzerindeler. Bulut. Bulut. Evet, topu aldı Baran hemen. Yine 14 saniye oldu. Bu sefer evet, yanlış pas. Beşiktaş'tan iki yanlış pas gitti. Bu da 4 sayı demek. Evet, son 2 dakika. Fark 10. İhtimalle zamana da oynayabilirler. Çevik top Fenerbahçe. Evet, uzun pas Baran'a gider mi? Baran'a geldi. Güzel pas diyebilirim. Baran da almayı bildi. Arkadaşlar, yorumları okuyamıyorum. Büyük ihtimalle mola da okuyacağım. Evet, ABD'nin 4. olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya, üçüncü. Yazdılar ya da. Bulut'tan bir ışık mı geliyor? Hasan Sayari. Hemen çıktı Fenerbahçe hızlıca. Son bir dakika maçı
galibiyeti daha yakın Fenerbahçe. Evet, İbrahim Süreyya baktı şöyle. Uzaklaştı ucundan. Evet, baskı geldi Cafer. Taktik faal yapacak galiba, yok. Evet, taktik yapacak. Zaman da Kaan'a izin vermiyorlar üçlük atmasına. Evet, Baran. Ahmet Duman Fenerbahçe demiş. Kalkay Fenerbahçe. Canberk kolay gelsin. Beğeni beğeni demiş Ender. Teşekkür ediyoruz. 275 izleyen 50 beğeni var. Evet, izlenme rekoru kurmuşuz. 275 kişiyle. Neyse, son giderek bir beğeni atalımız lütfen. Evet, beğeni. Bayettin iyi yayınlar demiş. Çok çekişmeli maç. Senin antrenmanına daha güzel demiş Bayettin. Teşekkür ediyoruz. Bazıları beğenmesi de, beğenen çok diyoruz. Evet, maç. Morteza da son sayıyı atıyor diye baktım. İbrahim'in imantını aldı. Kendi atışını yaptığı başarı olamadı. Evet, evet, sağ. Evet arkadaşlar, yorumlarınız bu kadar, okuyabildim. Özür dilerim, maç Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti diyebiliriz. 25 saniye var. Ben bitti zannettim ama özür dilerim. Evet, 25 saniye var. Cafer faul yaptı, kötü düştü. Sayarı kötü düştü ya. Dirseğine mi düştü galiba? Evet, kalkıyor, bir şey yok. Şu an bir şey yok arkadaşlar. Sanırım atış olacak. Evet, kenar gösterdi. Evet, dördüncü faali, takım faali. Evet, ben kamerayı uzaklaştırıyorum. Evet, ikinci final takımı Fenerbahçe oldu. Beşiktaş ve Galatasaray üçüncülük, dördüncülük maçlarına çıkacaklar. Evet, Fenerbahçe almayı bildi. Beşiktaş'ın şanssızlığı zaferin çıkması oldu. Evet, maç gerçekten çok güzeldi. Ben çoğu kez maça daldım. Büyük ihtimalle tekrar da izleriz bugün akşam. Her şey için teşekkür ediyoruz sizlere. İzleyenler ve beğeniler için. Yorumlarınız da çok güzeldi. Okumadığımız arkadaşlar varsa affedin bizi. Seyirci takımı türbüne istiyor. Fenerbahçe takımını. Evet, biz biraz canlı tutacağız. Evet, yayınımız bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Yamaç'tan bir tebrik geldi, sağ olsun. Evet, Fenerbahçe tebrik ediyoruz. Can Hoca ve ekibini tebrik ediyoruz. Finalde başarılar diliyoruz. Finallerde biz olmayacağız. Biliyorsunuz TRT yayın yapacak, TRT Yıldız. Biz banttan yayınlamaya çalışacağız tekrarı için. Tabii yapabilirsek bunu. Çekim için çok istiyoruz çekmeyi. Canlı olmasa da banttan yayınlayıp sonra YouTube'da paylaşabiliriz. Evet, canlı yayınımız bu kadar. Sona erdi. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben Akın, ben Feriz Çakmak. Akın Celal Gürel yanımda.
sizlere sağlıcakla iyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyoruz.